Adana adına çalışacağız. Adana adına kazanacağız diye. Seçime sayılı günler kala Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Zeydan Karalar çalışmalarına hız vermeden devam ediyor. Başkan Zeydan Karalar hafta sonu birçok köye gitti, birçok mahalleyi ziyaret etti. Her tarafta ciddi hizmetler yaptığımız için. Hafta sonu CHP Yüreğir Belediye Başkan Adayı Ali Demirçalı ile Yenidoğan Mahalle halkıyla buluşan Başkan Zeydan Karalar, Ali Demirçalı'dan övgüyle bahsetti. Yeni dönemde Yüreğir'e yapılacak hizmetleri anlattı. Her tarafta ciddi hizmetler yaptığımız için, her tarafta ne eksik varsa onu giderdiğimiz için ve hizmette ayrım yapmadığımız için halk bizi daha farklı kucaklamaya başladı. Ben çok memnunum. Allah size razı olsun. Şimdi bakın, sadece Yenidoğan'da Şehit Emre Mücahit Topan Caddesi'nin altyapısını yaptım. Ve komple asfaltını yaptım. Menekşe Caddesi'nin asfaltlanmasını yaptık. Onu açacaktık, açamadık. Efes İlköğretim Okulu'nun üstündeki üst geçidi vaktimiz olmadığı için açamadık. Uzun süredir söktürülen alt geçitlerine harika bir üst geçit, yaya üst geçit yaptık. 21'inden sonra açılış yasak olduğu için onu birlikte açamadık. Hayırlı uğurlu olsun size. 2000'lik yağmur suyu hattı içinde, biliyorsunuz buralarda yağmur yağdığı zaman ciddi sel oluyordu. Onu engellemek için ciddi bakslarla engelledik ve su yaptık. Şimdi sizin çok rahat yapabileceğimiz talepleriniz var. Şurada Menekşe Caddesi'ne dolmuşlar girsin istiyorsunuz. Emekli dinlenme ve taziye evi. İnşallah Ali ile birlikte yapacağız. CHP Yüreğir Belediye Başkan Adayı Ali Demirçalı da birliktelik mesajı verdi. Göreve geldiğinde yapacaklarını müjdeledi. İnşallah 31 Mart'ta Yüreğir'in 30 yıllık terk edilmişliğine birlikte son vereceğiz. İnşallah başkanım. Değerli arkadaşlar, yabancı değilim ben. Ben de mahallenizin çocuğuyum. Yüreğir'in farklı mahallelerinde oturdum. Yaşadım, sokaklarında oynadım. Ortaokulu ve liseyi Yüreğir'de okudum. Yüreğir'in bütün sorunlarını en az sizler kadar biliyorum. Yüreğir içinde bulunduğu bu durumu hiç hak etmiyor. Hem yerelde hem de genelde oldukça kötü yönetilmiş, üvey evlat muamelesi görmüş. Adınız gibi emin olun. Buradaki en büyük sorunlardan bir tanesi kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm yapılabilmesi için öncelikle mahallelerin imara açılması lazım. Altyapının hazırlanması lazım. İmar bizim işimiz. 40 yıldır inşaat sektörünün içindeyim. En iyi uzmanlık alanım benim. Hızlı bir şekilde bir yıl gibi bir zaman içerisinde göreceksiniz. Yüreğir'in her tarafında şantiyeler olacak. Şantiyeler açılacak. Emin olun ki hem dirençli, depreme dayanıklı binalar hem de yaşanabilir bir ilçe haline gelecek. Hiç kimse bundan sonra böyle Çukurova'ya, Seyhan'a gezmeye gitmeyecek. Emin olun ki Çukurova'dan, Seyhan'dan insanlar buraya alışveriş yapmaya gelecek. Burada yemek yemeye gelecek, buradaki restoranlara gelecek. Çukurova ve Seyhan'da olan bütün markalar, hatta Oğuz'da olmayan bütün markalar ilçemizde olacak. Adınız gibi emin olabilirsiniz.